Gençler Cemiyeti'nin 17. Kent Buluşmaları Etkinliği'nin konu AK Parti Yalova Milletvekili adayı Sayın Muhsin Sevencan. Aday adayı. Sayın, bak Allah sana söyletiyor. Sayın Sevencan. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Onur verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz Muhsin Bey'e sırasıyla sorular sormadan hemen isterseniz Muhsin Bey kendisini şöyle kısaca bir tanıtsın, sonra soru cevap şeklinde başlamak üzere. Şimdi öncelikle ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü neden? Sadece bu toplantı için değil. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de bir toplantı yapmıştık. Böyle başlamıştık bu işe. Ve orada hemen hemen eksiksiz bir katılım. Çok güzel bir ortamda bu işe başladık. Sizlerin de desteğiyle bu noktaya kadar geldik. Ha, aday adaylık sürecinin bütün güzelliklerini yaşadık. Aday oluruz veya olmayız. Bu çok önemli değil. Biz çalışmalarımızda yine adaymışız gibi yolumuza devam ederiz. Kim aday olursa o bizim artık burada çalışma arkadaşımızdır, önderimizdir. Onunla birlikte bu işi yürütürüz. Fakat ben Yalova basınına gerçekten minnet duyuyorum ya. Yani Yalova basını çok büyük desteklerle benim yanımda oldu. Ben de size çok yabancı değilim. Zaten her zaman görüştüğümüz, sohbet ettiğimiz arkadaşlarımızsınız. Bu süreçte aday adaylığı çok konuşuldu ama Yalova çok fazla konuşuldu. Bence en büyük eksiklik bu. Biraz daha Yalova'nın meseleleri, Yalova'nın dertleri, Yalova'nın konuları veya projeleri neler olduğu kamuoyunda, basın önünde tartışılsaydı fikir açısından çok güzel şeyler ortaya çıkabilirdi. Bizim AK Parti'mizde bir sorun yok aday adaylar arasında. Süreç gayet centilmence, çok güzel bir şekilde gidiyor. Diğer partilerde problemler var. Demek ki bu AK Parti'nin demokrasiyi daha iyi hazmettiği anlamına geliyor. Daha iyi temsil ettiği anlamına geliyor. Ben mesela bir aday adayı olarak AK Parti'den başvuru yapmış olmamı büyük bir mutlulukla devam ettiriyorum. Hiçbir sıkıntı, kavga, patırtı, gürültü, hiçbir şey yok. Süreç çok güzel devam ediyor. Aday adayları da birbirine gerçekten çok samimi, yakın duruyorlar. Bu da işin daha sevindirici tarafı. Şimdi Yalova'mızda mesele, sorun, problem yok. Bu var. Olmaz olur mu? Yani her kentin var. Güzellikte sınır yok. Bir projeyi ortaya çıkarıp kenti daha ileriye taşımanın bir sınırı yok. Fakat uçuk projelerde de yani altyapısı olmayan, projesi olmayan, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir takım projelerle de Yalova halkının karşısına çıkıp konuşmak da doğru değil. Mantığı olmalı, altyapısı olmalı. Ya da şu işi yapacağım dediğin zaman onun altyapısını doldurmak gerekiyor. Yalova'da eksikler ne? Sağlıkta eksik olabilir, turizmde eksik olabilir, efendim trafikte eksik olabilir. Birçok sanayi konusunda mesela Türkiye'de çok ilginç, Yalova açısından çok ilginç bir şey var. OSB'lerimiz kağıt üzerinde var, fiiliyatta yok. Kağıt üzerinde 5-6 tane OSB var Yalova. Çok ilginç. Ama fiiliyata geçmiş bir tane OSB yok. Bunlar bizim kentimizin biraz hareketlenmesini sağlayacak şey. Mesela bir zamanlar bilişim OSB çok ortaya atıldı. Yalova. Gerçekten o Yalova'da hayata geçseydi, gençlerimizin bir kısmı burada istihdam olacaktı ve kirli olmayan bir sanayi şekliyle çok güzel bir noktaya çıkacaktı. Şimdi bir kentin sürükleyici şeyleri, marka değerleri var. Ben mesela ilk toplantımızda da söyledim. Ben kentin o marka değerlerine çok önem vermeyi hayalinde yaşatan bir insan. İşte Yalova Üniversitesi. Ben şu ana kadar yerleşkesinin bitmesini isterim. Mesela Yalova Spor'un konumu, başkan da burada. Ben çok Yalova Spor'la ilgili çok da konuşmayacağım ama şimdi Yalova Spor daha üst liglerde olsa, Yalova'ya gelen giden, daha bir sirkülasyon, daha bir ekonomik yıldırlar, bunlar çok önemli şeyler. Başkanın yanında bunları da çok fazla böyle tartışmaya açmak istemem ama Yalova Spor ne kadar üst ligde olsa, Yalova'daki ekonomik sirkülasyon da o kadar daha güzel olacak. Bunlar hep kente bir girdi olacak. Ben mesela hiçbir zaman şunu çözemedim, şu soruyu.
Beylerbeyi maçı vardı, 1-0 galip. Yalova Spor nasıl gitti oradan aşağı doğru? Orada niye kavga çıktı? Galipken niye bizim futbolcular karşı tarafa saldırdı? Hiçbir zaman oradaydım ben. Ama hiçbir zaman cevabını bulamadığım şeyler oldu orada. Şimdi demek buradaki istiyor. Maç mıydı hocam? Buradaki maç. Ama iki yere geçerken de Yalova futbolcular içeride bir belge sıkılmıştı maçta. İşte bir şeyler oldu ama o maçtan sonra hep geri gittik biz. Kırılma noktası. Kırılma noktası o maç. Şimdi ben oraya kadar Yalova Spor'un hiçbir maçını kaçırmadım. Şimdi bana sistem edebilirsin, şimdi gelmiyorsun. Evet, şimdi bu aralar gelmiyoruz, doğru diyorsun. Bunu özelde konuşuruz ama mesela hayal, benim çocukluk hayalim ya, ben Gölcük Spor buraya maça geldiği zaman biz burada Gölcükleri karşılarken büyük bir heyecan duyardık ya. Bir sirkülasyon vardı. Yok o günler artık. Yalova tribünlerinde ateş vardı ya. Ateşli bir taraftar vardı. Bende çok eskiye ait 4-5 tane fotoğraf var. Onlara baktığım zaman Yalova'da böyle kimlerin orada hep aynı yerlerde. Adam gibi bir hafta sonra gene aynı yere oturdu. O kadar bir güzel bir bağlılık vardı. Şimdi o kalmadı. Neden kalmadı? Sadece Yalova Spor küme düşürmediler. Bizim ateşimiz de söndü. Ateşimiz söndü. Birlik beraberliğin aslında kırılma noktasıdır Yalova'da. Benim hayalim keşke Yalova çocukluk hayalim. Yani birinci gitti olsa, süper gitti olsa. Çocukluk hayalim, gençlik hayalim. Bu kentte doğup büyüdük, o hayallerle büyüdük. Mesela bir zaman sanki, bir ara sanki öyle bir şey olmuştu. Çıkıyordu, hadi falan diyorduk, olmadı. Neyse. Yalova Üniversitesi. Vallahi vicdan azabı duyuyorum. Bayburt kurdu, Şırnak kurdu, yerleşkelerini hazırladı. Gayet güzel şekilde devam ediyor. Aynı yaşıtlarımız yerleşkesini kurdu, biz kuramıyoruz. Ha bunun suçu kimde? Hepimizde. Bir vatandaş olarak ben de, yönetici olarak başkasında. Yani müteahhitler dolmuyor, doymuyor hocam. Yani bitmez, 10 sene daha bitmez. Üzülüyorum işte onu. Sana söylüyorum, üzülüyorum. 10 sene daha bitmez. Bunun gibi mesela Yalova Seyahat. Yalova'nın böyle... Kentin markası ismi. Ben Yalova Seyahat'in daha iyi noktada olmasını isterim. Bak, Yalova Üniversitesi, Yalova Spor, Yalova Seyahat, Yalova Belediyesi. İsmin yönünde Yalova olan her kurumun, simge olmuş kurumun en iyi noktada olmasını isterim. Kentin tanıtımı noktasında... Yollarda Yalova Seyahat otobüslerle karşılaştığımız zaman sanki Yalova gelmiş gibi hissederdi. Aynı ya, öyle bir şey. Selektörün önüne giderdik, muhabbet ederdik. Ya şimdi biz geçen Ankara'ya gittik, ben Yalova Seyahat'e gittim. Ya biri dedi ki, ya bu araba eski dedi, keşke dedi, yok dedi, ya eski meskimiz, Yalova Seyahat dedi. Yani hem Yalova'dan milletvekili aday olacağım, hem Yalova Seyahat'e binmeyeceğim de başka firmaya bileyim Ankara'ya. Yok, böyle bir şey yok ya. Peki, teşekkür ederiz hocam. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa başlıyorum. Şimdi hocam, müsaadenizle ilk soruyu ben sorayım. Bu hocam kaçıncı? 17. 17. konuğumuz. Şimdi bizim buraya aldığımız bütün konukların ortak noktası Yalova'yı bir yerlere getirmek. Evet, Yalova'yı bir yerlere getirmekten söz ediyor. Ben 20 yıldır şu söylemi Yalova'da çok duyuyorum. İşte Yalova turizm kenti mi olacak, sanayi kenti mi olacak? Artık herhalde kamuoyunun içinde olan insanlar bunu duymaktan bıkmıştır artık. Çünkü bu söylem adam gibi yerine gelmiyor bir türlü. Hep lafta kalıyor. Cevap vereyim. Sorumu bitireyim. Tamam. Şimdi siz milletvekili adayı olduğunuz, adaya değilsiniz. Milletvekili olduğunuzu düşünecek olursak, yani sizin de söylemleriniz böyle lafta mı kalacak? Yazıcı, bak güzel kardeşim, bu soruyu sorarken Yalova'nın stratejik planını, çevre düzeni planını iyi incelemek lazım. Yalova'nın Vali Yusuf Erbay zamanında 20 yıllık bir planı yapılmış. Hatta şu anda Yalova'yı çevre düzeni planı yapıldı. Yalova'nın doğusuna, orta ölçekli sanayi bölgesine, Yalova'nın batısı da doğal turizm alanlarına ayrıldı. Yani sen şu anda istesen de Yalova'nın batı tarafında bir yere fabrika kuramazsın. Çünkü Yalova'nın 20 yıllık anayasası nüfus yapısına göre belirlenmiş. Şimdi bu soruyu sorarken adam ben şu tarafa şunu yapacağım dediği zaman bu şu demek, Yalova'nın planları incelenmemiş, alt ölçekli planları incelenmemiş, üst ölçekli planları incelenmemiş, ezbere konuşma demek. Bak şimdi, doğu tarafına sanayi konmuş, orta ölçekli sanayi. Ama sen oraya büyük fabrikalar koyamazsın. Bunun bir yapısı var. Yalova'da şu anda sanayi anlamında yapılacak ne var? Var olan sanayiye ya da komşu ilerideki sanayiye yan ürün
ortaya çıkaracak bazı organize sanayi bölgeleri kurabilirsin. En mantıklısı bu. Nedir? İzmit'teki, Bursa'daki fabrikalara, İstanbul'daki tesislere, Aksa'ya. İşte organize sanayi bölgesi demek, orada bir yan sanayi ürünleri ortaya çıkarmak demek o. Ama sen şimdi diyelim ki atıyorum Altınova ile Çiftlikköy arasında fabrika kuracaksın. Dağla denizin arası kaç metre? Baktığın zaman görüyorsun değil mi? Yani zaten biz coğrafik olarak bir alan darlığı içindeyiz. Planlara nerede koymuşlar sanayi bölgesini? Bu tarafta koymuşlar. Bu tarafta koymuşlar ama dağla denizin arası zaten bir karış. Çok da mesela buraya yatırımcılar geldiği zaman araziye baktığında çok da şey bulmuyorlar yani. Çok cazip bulmuyorlar. Çünkü ova var, evet, dağ var yani. Evet, dağ var. Bunu yapamazsın ama bunu besleyecek bir takım organize sanayi bölgeleriyle İzmit'e, Kocaeli'ne, işte Bursa'ya yan ürünler şey yapacak, yan sanayiler ortaya koyabilirsin. Bir de Yalova turizm mi olacak diyorsun? Ya turizmde Yalova'nın önüne geçecek Türkiye'de hangi kent var? Eğer üstüne ama hocam bir şey olduğu yok. Olduğu yok demek başka, olabilir demek başka. Şimdi benim mesela bu konuda bazı projelerim vardı. Geçen de söylemiştim ya, ben aslında milletvekili aday olmayı falan hiç düşünmüyordum. Bu sonradan ortaya çıkan fikir. Diyordum ki mesela kültür müdürü olsam diyordum. O da olmadı o zaman. Yalova'da somut olmayan kültürel mirasları ön plana çıkarmayı hedefliyorum. Ne demek somut olmayan kültürel miras? Yani Eskişehir'de gidip incelemelerde bulduk. UNESCO'nun bir çalışması vasıtasıyla. Mesela orada adam milattan önce 2000 yılında eski krallıklar yaşamış kayalıklarla, onları temizlemişler, tamam mı? Çok güzel hale getirmişler, etrafında yollar açmışlar, yanlarında esnaflar koymuşlar. İnan 60 kişilik, 70 kişilik gruplar gidiyor, etrafında bir dönüyor, alışveriş yapıyor, bilmem ne yapıyor, Eskişehir'de bir sirkülasyon oluyor. Peki ben sana bir örnek veriyorum. Teşvikiye'de çok eskiden kalma bir su ishali hattı var. Biliyorsun mağaraların içinden geçiyor. O Eskişehir'de örneğini verdiğim yerden az mı tarihi değeri var? Kim ortaya çıkarıyor? Kim uğraşıyor? Hiç kimse uğraşmıyor. Mesela Keçikaya var Armutlu'ya giderken. Çok tarihi bir mekan. Hakkını verebiliyoruz mu? Veremiyoruz. Çobankale. Osmanlı'nın kuruluşunda çok önemli bir nokta. Kara Kilise. Ama Kara Kilise bence de orası değil. Kara Kilise deniz kenarında bir kiliseymiş. Ben çiftlik... Anatropolis miydi? Kerestek'in içindeki batık bir noktan kalan kilisenin ilk yapısı. Ha işte. Bir dönemlerde bazı siyasetçiler burayı tekrar gün yüzüne çıkarmayı, evet, işte anlatırken de şu üslupla, işte düşünsenize köprünün üzerinden geçeceksiniz, aşağıya bir bakacaksınız. Hristiyan aleminin ilk kurulmuş olduğu kiliseyi, açık hava kiliseyi göreceksiniz derken sanki Kabe'yi anlatıyormuş gibi ifade ettiğini ben gözlerimle kulağımda şahit. Orada bir de yalnız şu var Yalova'da. Yalova'nın Hristiyanlık dünyası açısından çok önemli bir yeri var. Evet. O da şu. İlkten sonra buraya. Ama burada şu. Yalova'daki Hristiyanlar Hazreti İsa'nın Tanrı olmadığına, bir peygamber olduğuna, Allah'ın bir olduğuna inanan Hristiyanlardı. Yani bugünkü Hristiyanlık felsefesine karşı duran Hristiyanlık grubu Yalova'dadır. İznik'ten kaçıp buraya gelmişler. İşte bu söylemler herhalde söylenmesin diye Yalova bir şey oldu herhalde, revize edildi. Evet, revize edildi. Eğer Yalova'daki, Yalova'daki Hristiyanlık tarihi çözülürse, Hristiyanlığa bir başkaldırışın Yalova'da olduğunu, o kutsal bir üçlemeye karşı Allah'ın bir olduğunu savunan Hristiyanların Yalova'da yaşadığını ben tespit ettim. Mesela 450 yılında Palladius diye bir papaz var. Allah'ın bir olduğunu, İsa'nın da bir peygamber olduğunu iddia ettiği için Mısır'a sürülmüş. Önce hapsedilmiş, sonra Mısır'a sürülmüş. Bunun son temsilcisi 1750 yılında Esenköy'de yaşayan Aksentius, İstanbul'da bir davete çağrılmış. Karaya ayak basar basmaz cellatlar denizin kenarında boğmuşlar. Sırf Allah birdir dedikleri için. Yalova'nın da Hristiyanlık tarihi açısından çok böyle farklı bir özelliği vardı. Şimdi bu kültürel değerleri ortaya çıkaramazsanız Yalova turizm kenti mi olacak, sanayi kenti mi olacak? İpek yolu noktasında da liman görevi. Üç tane İpek yolu var Yalova'da. Çok ciddi. Birincisi Hersek'ten gelip Kazimiye köyünün önünden Elmalık'tan
çıkar. Orada bir araba yolu denen bir mevki vardı. Tam su görenin altından Orhan Gazi. Eski köylüler bilir onu. Evet. Öyle üstü böyle araba yolu diye. Orhan Gazi'nin oraya, oradan da Bursa'ya gider. O bu bölgenin en antik ipek yoludur. Bir tanesi de Yalakdere'den gider. Hatta Çukurköy'ün üstünden. Çukurköy'ün eski ismi Çukurbel'dir. Çukurbel denmesinin sebebi dağdan İzmir tarafına bel verdiği için Çukurbel denmiştir. Sonradan Çukurköy'e dönmüş. İkinci antik yol orasıdır. Üçüncü antik yolda Paşa Limanı vardır. Çınarcı'nın önündeki deve boynu. Deve boynu değil. Üç reislerin önünde böyle bir kayalıklar var. Evet, döküntü taşı. Orası antik Paşa Limanı'dır. Ben dalış yapıyorum, orada biliyorum su altında. Bilirsin. Orası çok antik. Bu bölgenin en eski limanıdır. Oraya gelen gemilerden inen yolcular, o istikametten Kocadere Köyü'ne kadar gider. Kocadere Köyü'nde cami vardır. Caminin arkasından şöyle bir yarım zikzak çizdikten sonra tam sırt boyu, orası da araba yoludur. Derme, dipsiz göle kadar düz bir hatta yollarına ilerlerler ve oradan gemiye dönerler. En antik ipek yollarından biri de odur. Çok yol vardır ama bu üç tanesi ana yol. Özel yol. Tarihi antik yol. Hocam, konu turizmden açılmışken yani turizme dayalı bir soru soracağım. Bir kere turizm altyapısı Yalova'da var mı, yok mu? İkincisi, Barbaros ve Şükrü Bey dönemi. Barbaros Bey'in belediye başkanı olduğu dönem, Şükrü Önder'in de milletvekili olduğu dönem. TİGEM arazilerinden kurulmak istenen 7-6-7 5 yıldızlı otelle alakalı düşünceniz nedir? Artı Yakup Koçal'ın son döneminde Yalova Belediyesi'ne ait o Arbalatum arazisinin 3-5 iş adamına satılıp orada da çok katlı gökdelen diye tabir ettiğimiz projelerin hayata geçirilmemesi noktasında ne diyeceksiniz? Ben her zaman şuna karşıyım. Yalova Spor'un bulunduğu tesislerin orası bir yeşil alan gibi duruyor. Bir kentin ciğerleri gibi. Ben tam kentin göbeğinde gökdelenlerin yapılmasına karşıyım. Rüzgarı keser, güneşi keser, havayı keser. Bırakın da kentin içinde yemyeşil. Antrenman yapsın çocuklar ama bir yeşillik gözüksün. Şehrin tek nefes alanı. Yani ben kalbi yani. Yetki bende olsa ben şehrin göbeğine gökdelen koyamam. Çünkü Yalova özel bir şehir. Ha şu önceki sözüne mesela Yalova'da şöyle çok kaliteli oteller tabii ki lazım. Mesela ben her zaman şunu savunurum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursa'ya maça gidecek. Kardeşim iki gün önce Yalova'ya gelsin. Kampını burada yapsın. O altyapıyı hazırlayalım. Kampını burada yapsın. Antrenmanla bütün Yalovalılar gidelim. Seyredelim bakalım. O burada bir ekonomik sirkülasyon olsun. Bir insan canlılığı olsun. Niye olmasın? Yani bunu hep hayal etmişim. Mesela kongre merkezi olsun. Neden kongre merkezi olsun? Şimdi İstanbul'daki iş adamları toplantı yapacaklar. Kardeşim. Tamam, Yalova'da otel kuruluyor ama mesela Cumhurbaşkanımız muhtarlara Aksaray'daki o salonu anlatırken dedi ki sayın muhtarlarım, bakın size öyle bir salon yaptım ki 3000 kişi bir anda toplanıyoruz. Ankara'da böyle salon var mı başka dedi. Yok. Yalova'da otel var, küçük küçük salonlar var ama 2000-3000 kişinin böyle kongre merkezi halinde toplanacağı salon var mı? Biz neredeyiz? Ya arkadaşlar, Türkiye'nin 20 milyon nüfusunun yoğunlaştığı bölgenin tam ortasındayız ya. Biz tamam 200 bin nüfusumuz var ama bizim 20 milyon nüfusumuz var ya. Yani böyle bir merkezler olsa İzmir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir. Kardeşim buralarda yani kongre... Üç ilimde arka bahçesinde yeşil alanı. Arka bahçesini de kabul etmiyorum. Ayaklarımızın üzerinde bahçe. Duracak bir kent olalım diyorum. Arka bahçeyi de sevmiyorum arka bahçe kavramı. Şimdi kongre merkezi olsa, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi büyük kulüplerin kamp yapabileceği bir ortam olsun. Bunlar Yalova için artı getirmez mi? Ha ben bunları isterim. Arzu ederim. Ha yapabilir misin? Canım hayal ediyorum ya, yetmez mi yani? Hayalimi yaşat. Teşekkür ederim hocam. Soru. Ben de müsaadenizle görüyoruz hocam. Hocam şimdi tabii biz sizi hocalık, öğretmenlik kimliğe evet. Tanıyoruz. Yani daha tabiriyle akademisyen kimliğinizi tanıyacak ekranik olarak.
Biliyorsunuz ki Yalova bir dönemler Türkiye'deki eğitim noktasında ilk sıraları zorlayan bir... Birinci olduk bir sefer. Bir sefer olduk ve devamlı zorlayan bir... Hep ilk üçün içinde olduk. İlk üçünde devamlı olduk. Yani bu belli bir süreçti ve bu süreç içerisinde de çok ciddi anlamda bu noktada şeyler oldu, çalışmalar oldu. Ve o dönemlerde de dershanelik sistemi de bu yapıyla beraber Yalova'da da gelişti. Evet. Yani Türkiye'de de bu gelişimin ilk noktası Yalova'da. Yani dershanecilikle ilgili. Evet, kazandı. Evet, kazandı. Bu burada başladı. Yani bu devlet dershanecilik modası Türkiye'de burada başladı diyebiliriz. O dönemlere sirayet eden zaman içerisinde olanlarla şu mevcut başarısız olan bir dönem geçiriyoruz. Şu son dönem eğitimde de başarısız için gelip tarafı sadece bir yerde değil. Yani Yalova'nın bir tarihi var. O tarih sürecinde sporda başarısız olmuş, eğitimde başarısız olmuş, efendime söyleyeyim turizmde başarısız olmuş, projelerde başarısız olmuş. Mesela o dönemlerin en belirgin benim hatırladığım yani hafızamda bir E-Yalova projesi vardı. Türkiye'de bu bilişim sektöründe ilk bunu ismi kullanan, ünvanı kullanan da Yalova'ydı. Çok özendirici bir şeydi, olmadı. Yani tabelamızda E-Yalova değişmişti. Sonra biz de bundan çok mutlu olmuştuk. Demiştik ki en azından bundan sonra beyin gücü vermeyeceğiz. Evet. Beyin gücü vermeyeceğiz demiştik. Ama nihayetinde işin arka planına baktığımız zaman Avrupa normlarında bilişim sektöründe açılan bir havuz sisteminde bir rant oluşturduk projesi vardı. O krediyi nasıl alırız formülüyle bu işlemle kurmuştu ve bu paralımdan sonra üstü kapatılmıştı. Yani o kanalda halen bizim fonlara borcumuz var, Yalova'yı da olarak. Bu süreç içerisinde eğitim noktasında, şimdi artık üniversitemiz var. Biraz önce siz de artık belirttiniz. Şimdi bir de üniversitemiz var. Evet, Natuman Üniversitemiz. Ne zaman tamamlanır, ne zaman hayata geçer, o da çok muallak da ben belki çok insanların bundan belki söylemler rahatsız olacak ama ben Yalova Üniversitesi'nin yakın bir tarihte bittikten sonra yerini değiştirme noktasında tekrardan bir yapı düşüncesi içerisinde olacağını düşünüyorum. Kendi acizane deneyim adına da. Sizce bu kadar başarısızın üst üste gelmesinde yegane unsurlar nelerdir? Sizin eğitim kimliğinizde bu kadar nelerdir? Çünkü bunların hepsi insansal başarısızlıklar. Yani insandan kaynaklı başarısızlıklar ya da işte eğitimse eğitimde eksikler, işte eğitimse kendimde eksikler gibi madde maddesi olacağımız bir şey var. Burada kent bilinci tabii. Kentlilik bilinci. Kentlilik bilinci. Şimdi ben şöyle bir üslup kuruyorum zaman zaman. Bir Yalova'yı sevmek var, bir de Yalova'da yaşamayı sevmek var. Evet. Son dönemde de Yalova'yı yaşamayı sevenlerle alakalı bir nüfus çoğunluğu oluştuğu zannediyorum. Çünkü Türkiye'den gurbet geç, yani buraya gelen göç edenler hepsi Yalova'nın coğrafyasını severek, yani Yalova'da yaşamayı severek burayı tercih ediyorlar. Bizim de Yalova'yı tercih etmemizin en büyük sebep herhangi bir çeşmeyi açtığımız zaman kana kana su içmekti geçmiş dönemlerde. Çünkü su en büyük değerdi. Ki suyu da alakalı. Bu da bir başarısızlık. O evet. Yani süreç... Söylediklerimizle örtüştüyorlar. Yani süreç olarak aynı döneme denk geliyor burada. Yani bu süreç içerisinde burada yaşayan birçok yetiştirilmiş öğrencinizin artık kendi yaş grubu içerisinde belli sorumluluk sahibi olan birçok öğrenciniz var. 37 yaşına gelmiş, ilk mezun ettiği bir öğrenci. Yani bugün devletin bakanı var, 30 yaşında, 35 yaşında yani. Demek istiyorsun bir bakan, bir albay, bir paşa, bir müdür, bir vekil veya herhangi bir iş adamı yaş sınırı, evet. Ortalaması. O sebeple yani birçok devlet Yalova'da el verdiniz diyelim, eğitim noktasına vesile oldunuz. Bu öğrencilerinizin, akademisyen öğrencinizin iyi noktalı olanları acaba şu anda nerede? Yalova'da var mı? Çoğu. Madem soruyu isterdiniz, oradan hemen bir soru çeliştim. Neredeler bu beyin takımı yetiştiniz bu değerler? İki, bundan sonra yetişecek değerlerin de onların olduğu yerde olması için ne yapmak lazım? Olmaması için. Şimdi en sondan başlayayım, mükemmel bir soru sordum. Bu kadar güzel bir soru ki, benim öğrencilerimde yani her sene yaklaşık en az 700 tane öğrencinin dersine girerek ben devam ettim. Şu anda yüzbaşı mertebesinde öğrencim var. Askeriyede yüzbaşı kadar yükselmiş öğrencim var. Belki yarbay olacak birkaç yıl içinde. Ama öyle bir kritik eşiğe getirdim ki işi, ben her zaman arkadaşlarımla şunu tartışıyorum. Arkadaşlar, üniversite sınavlarında başarılı olamayan, sınıfta başarısız olan öğrencileri çok sevdim. Onlara çok saygı gösterdim. Niye ya diyorlar buna. Ya onlar Yalova'da kalıyor, onlarla yaşayacağız. Diğerleri asla Yalova'da kalmıyor diyorlar. Hiçbiri yok Yalova'da. Ben bazılarıyla irtibatım koptu. Halbuki öğrencileriyle iletişim çok iyiydi. Yani onlar benim hayatımın bir parçasıdır. Fakat o senin dediğin o başarılı öğrenciler
üniversite sınavında başarmış çalışkan öğrencilerin her biri Yalova'yı terk etti. Bu Yalova'dan doktor yetişmedi mi hocam? Kaç tane? Ya, Yalova Hastanesi'nde doktor sıkıntı çekiyoruz. Çocuklara yani, gitti. Yetişmedi mi? Yok hani bu sıkıntı. Niye Yalova konjektürü, ben, siyaseti hükmüne ortaya koyup mesela hükümet oraya da gelecek partisi, ama, Muhalefet Partisi buna koyup da Yalova'dan yetişmiş doktoru buraya atama noktasına yardımcı oraya olur. Geleceğim ama böyle bir yerden başladım. Böyle kalbimi deştin yani. Böyle bir yerden başladım. Şimdi pazarda, çarşıda esnafları gezdiğim zaman en çok öğrencilerin oralarda olduğunu görüyorum. Bir gün biri dedi ki ya hocam senin çocuklar hepsi esnaf mı dedi ya. Dedim ki değil ama başarılılar Yalova'da dedi. Kardeşim ortam yok, çocuklar gitti gelmiyor. Şimdi bir sözün daha çok önemli Hakan'cığım. Kentlilik bilinci var ya. Hani şimdi tartışma yapıyorlar. Sen Yalovalısın ben Yalovalıyım o dedi. Kardeşim böyle mantıksız bir tartışma olmaz. Bunun bir zemini yok. Bunun mantığı nedir biliyor musunuz? Yalova kentlilik bilincinin oluşturması. Nedir Yalova kentlilik bilinci? Herkes yaşadığı kenti sevecek ve sahip olacak. Yaptığı işin hakkını verecek. Yaptığı işin hakkını verecek. Ne iş yapıyorsun? Mesele budur ya. Efendim sen 20 sene önce gelmişsin de o 100 sene önce gelmiş de bilmem ne. Bunlar artık yaşadığımız bu çağın mantığına hiç uymayan tartışmalar. Gericilik bu. İlericilik değil, gericilik. Ama kentlilik bilinci nasıl ortaya çıkarılabilir? Şimdi Yalova'nın projelerini anlatıyorsun, yaşam alanlarını anlatıyorsun. İşte Yalova'yı daha ileriye götürmek, herkesi ortak paydaş yapıyorsun. İşte Ayhan benim paydaşım, işte Haluk paydaşım. Herkes birbiriyle paydaş olunca kentlilik bilinci ortaya çıkıyor. Ama bu kentin bir sorunu daha var. Mesela bazı kentlerin ismini söylediğin zaman aklına hemen bir mefhum geliyor. Peki soruyorum size, gazetecisiniz. Yalova deyince aklınıza ne geliyor? Ne geliyor Türkiye için? O da yok. Şimdi bak bir tane elma yok bahçelerde. Bende vardı 500 ağaç elma. 15 sene önce kestim elmaları. Çünkü para kazanamadım elmadan. Benim Şenköy'de yerlerim var. Yemin ediyorum 500 ağaç elmayı kaldırdım. Çünkü sandık satın aldım. Elmayı muzane parasını veremez. Muzane parasını veremez. Ve kaldırdım. O da yok şimdi. Ne aklınıza geliyor Yalova deyince? Büyüyen köşk gelmedi. Termal gelmedi. Kaybedilen bir seçim konuşuyor Türkiye'de. En azından bir şeyle tanınıyoruz yani. Her süre her dönem bir tarafta Türkiye gündemine atılanıyor. Geçici şeylerle tanımıyoruz ama kenti sembol edecek, böyle kenti sembolize edecek böyle Yalova dediğin zaman böyle tüm Türkiye, dünyaya marka olacak bir değer ortaya koyacağız. Tak mesela Gaziantep deyince Antep baklavaları hemen aklına geliyor. Mesela Kayseri deyince pastırma aklına geliyor. Adam bir şeyle ön plana çıkmış. Filizren'de hocam şeyi biliyorsun, bir tane çeşme var Filizren'de. Yani. Şadırvan çeşmesi. Dünyanın neresine gidersen Filizren'de çeşme gelir aklına geliyor. Ha şimdi ben size şunun için sistem ediyorum. Bak. Ya. Gazetecilerin yürüyen köşkü dışarıdan birisi gelsin, yürüyen köşk olduğu belli olmasın orada. Onu söyleyeceğim, onu söyleyeceğim de ben bizim gazetecilere de sitem ediyorum. Aslında aday adaylarına iyi antrenman yaptıramadınız. Yalova'yı konuşturamadınız. Yalova'da mesela kaç tane aday, bütün partileri toplasan 20-22 tane, yok 30-32 tane aday olur. Olur. Mesela bunları ortak bir konsepte çekemediniz. Bunların hepsini topluca canlı yayını alacağız. Sırayla hepsine beraber. Beyin fırtınası yaptıramadınız. Yalova'yı konuşturamadınız. Kardeşim ben şimdi benim aday mesela diyelim ki 7 Nisan'da aday adaydı. Sürecim bitti. Ben bir arkadaşım aday oldu. Ben aday olamadım. Peki bu 2 aylık sürede ben ne kattım Yalova'ya? Ne konuştunuz? Ne konuştum? Ne kattım? Beni dinleyen mesela olur ya ben anlatıyorum da öteki arkadaşım bilmiyor o mevzuyu. Ama o aday oldu. Benim anlattığımdan bir şeyler benim bir faydam olması lazım. Topluma bir faydam olması lazım. Yani biz burada 19-21 kişi aday olamayacağımıza göre 2 kişi aday olacak. 19 kişi aday olamayacak. Ama bu 2 aylık süreçte biz Yalova'nın düşünce hayatına, proje hayatına ne kattık? Bunları konuşalım. Bunlar sadece bizim suçumuz değil ama. Bence Yalova basında burada etkili olmalı. Bu noktada da bence Yalova'da yani Yalova'nın dışına çıkabilecek bütün unsurları da kesiliyor bir şey. Yani Yalova bireye eğer ön plana çıkarıyorsa evet. Bir sektör dünyada bu kesiliyor. Ben şöyle bir tespitler yapıyorum son dönemlerde sohbetlerimle arkadaşlar arasında. Diyorum ki dünyada coğrafi ve konum olarak küçücük bir ülke vardır. Bayrağı ve sancağı da vardır ama dünya yönetir. Bence bayrağı ve parası olmayan tek ülke Yalova şu an. Bir soru var mı? Tabii.
O ona geldi yani. Ben de o konuda bir şey hissettim. Şimdi etrafı dolaşıyoruz. Dolaşıyor. Kuruluşlarını dolaşıyor. Yani şimdi birçok konuyla da çok yakından ilgileniyor. Benim hayatımın özel bölümleri onlar zaten. Şimdi esnafı nasıl buldun? Yani esnafın durumu nedir? Bu konuyu şöyle ufak bir açıklamayla. Şimdi dünyanın bakın geçen gün bir büyüğümüzle sohbet ediyorduk. Çok güzel bir şey söyledi. Bu iPhone dünyada bir dakikada 570 tane cihaz satıyormuş. Dünyada bir dakikada 240 kişi doğuyor. Bakın çok özel bir şey söylüyoruz. Dünyada bir dakikada 240 kişi doğuyormuş. iPhone 570 tane cihaz satıyormuş bir dakikada. Şimdi ben size esnaflı anlatayım. Adam diyor ki ben bir kentin diyor mutlu mu huzurlu mu olduğunu diyor iki şekilde anlarım. Bir diyor şöyle oturup seyrederim insanların yürüyüşüne bakarım. Nasıl yürüyorlar? Bir de diyor gider çöplerine bakarım. Çöplerinde ne var? Ve ben o insanların kalitesini diyor yürüyüşünden ve çöplerinden anlarım. Şimdi gidin çöplere bakın. İnsanların yürüyüşlerine bakın. Ve bir de Yalova'da, senin soruna cevap veriyorum. Yalova'da bir sene içinde 4 sefer şekil değiştiren dükkanlara var. Ha bakıyorum, benim burada bir arkadaşım vardı, tanıdığım vardı, alışveriş yapmıştım. Oho diyorlar ki, hocam iki tane dükkan kuruldu bulmuş, adam gitti diyor. Neden ya? İşte bunun nedenini tartışacağız. Yani biz eğer çağdaş ölçekli Türkiye'nin mesela 2023 hedefi var. Dünyanın en iyi ekonomisi, en düzgün 10 ülke arasına girme hedefi var Türkiye'nin. AK Parti hükümetinin böyle bir iddiası var. Yalova'nın da iddiası var. Onu konuşmak lazım. İşte şimdi diyelim ki milletvekili oldunuz. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Orhan Gazi bizden ileride ekonomik evet, yönde. Karamürsel de bizi geçti. Karamürsel de bizi geçti. Buradaki ekonomi çok büyük darboğazda. Evet. Artı bir taraftan SGK, evet, bir taraftan maliye kıskacında. Ben şimdi ne yaparım biliyor musun İbrahim Bey? Sihirbaz değil. Ben bir sefer Yalova'yı tartışacak ortak akıl platformları kurar. Sivil toplum örgütlerini bir araya getirip Yalova'yı ateşler. Çünkü bakın şu anda Yalova'nın uyuyan hücresi sivil toplum kuruluşları, odalar ve STK'lardır. Uyuyan hücreler bunlar. Nerede? Hangisini gördünüz? Yalova'nın hangi meselesine çıkıp bandır bandır bağırdıklarını gördünüz? Hiç yok. Hiç yok. Ama bunlar eğer bir yerden destek alsalar, Yalova'yı tartışacak kaliteli insanlara sahipler. Yani şimdi bir esnaf odası başkanı, Yalova'yı tanımıyor mu? Fevkalade güzel tanıyor. Tanıyor canım ben biliyorum. Yani diğer oda başkanları tanımıyor mu? En güzel tanıyanlar onlar. Ama onlara bir ortam mı verelim? Çıkıp Yalova'yı tartışabilirler mi? Veya bir imkan sunuldu da yok mu dediler? Ha ben tek başıma milletvekili olsam, tek başıma sihirbaz falan değilim. Elinde sihirli değnek yok. Ama Yalova uyuyan güçleri, dinamizmini harekete geçirir. Bir farklılık ortaya koyar. Yani o hücreler kan akışındaki o hızlılığı artırır mı ya? Devir daim artar. Yalova'nın buna ihtiyacı. Sevgili. Buyurun. Hocam, şimdi biz çocukluğumuzdan beri değil, birçoğumuz sizi işte hafta sonları bahçenizde bahçıvan, çiftçi, işte hafta içi okulunda öğretmen, yaz aylarında Çınarcık'ın kaldırımlarında esnaf. Evet. 15-20 yıldır da günlük bir gazetede yazar olarak tanıdık. Evet. Şimdi neden siyaset hocam? Siyasetle yan yana hiç koymamıştık biz Muhsin Sevencan adını. Neden siyaset? Şimdi neden siyaset deyince sen de söyledin. Benim hayatım hep bu kente hizmet etmekle geçti. Hizmet etme alanımı daha etkili, daha güzel noktaya taşımak istiyorum. Yani beni herhangi bir kurum veya sivil toplum kuruluşu, bir dernek
hocam sana ihtiyacımız var dediği zaman ben karşılıksız onlara gidip yardım eden, bunun örneklerini de defalarca Yalova'da ortaya koyan bir kardeşiniz. Yaptım bunları. Şimdi ben zaten toplum için çalışıyorum. Toplum için çalışmanın şu anda en etkili yolu nedir? Siyasettir. Dedim ki Yalova için siyasete soyunuyorum. Bu benim hakkım değil mi? Bu kentte o kadar mücadele vermişim, o kadar emek sarf etmişim. Bu emeklerimi daha ileri noktaya taşıyorum ve bunun en etkili yolunun siyaset olduğunu düşünüyorum. Mesela kimse bana şunu söyleyemez. Ya hocam bir gün bir çalışmamız vardı, seni çağırdık. Şöyle dönüp bakmadım bile diyemez. Beni kim davet ettiyse gel şurada çalışalım efendim, festival yapalım yapalım. Toplantı yapalım yapalım. Yani ne denirse koşmuşum. Şimdi ben bunun en etkili yolunun siyaset olduğunu düşünüyorum. Ve Yalova'ya fayda katkı sağlamanın bu yolla gerçekleşeceğine inanıyorum. Onun için siyaset diyorum. Teşekkür ederim. Devam edebilir miyim? Hemen bununla bağdaştıracağım bir şey var çünkü. Soru sormayacağım. Buyurun. Bir şey rica edeceğim hocamdan. Şimdi hocamla biz sık sık baş başa dost sohbeti yapıyoruz. Evet. Hocam, şimdi bizim bu programımız bütün Yalova'daki yerel basının sitelerinde YouTube'da falan video olarak dönüyor. Yani bizim burada konuştuklarımızı veya benim sizden, benim ofisimde duyduklarımı herkesin bilmesini istediğim bir şey var. Sizin bir yılın öğretmeni seçilme hikayeniz var hocam. Çok özel değilse anlatır mısınız onu? Ha, şimdi o zaman... Yani bunun ibreti alem olması açısından rica ediyorum. Ha yok. Şimdi o özel noktalara fazla girmeyelim ama senin dediğinle alakası yok. Yılın öğretmeni şöyle, 1999 yılında o depremin olduğu yılda ben deprem esnasında da Yalova'da mesela birçok insan sağa sola kaçışmaya başladığı zaman biz aktif görevler aldık. Mesela buraya gelen yardımların başında dağıtım görevlerinde gece gündüz çalıştık. Deprem uzmanları geldiğinde işte binaları kontrol etmeye başladığında onların başında ekip başı olarak gittik. Yani ne görev verilirse yaptık. Ondan sonra o yıllarda gene bunları yaparken de mesela çok özel bir şey söylemek istiyorum. Bu 2000 yılında ben Kızılcık Şenliği'ni başlattım. Evet. O zaman depremin ardından bir festival Yalova'da herkesin gözlerinin içi güldü. Hatta bana o zaman milletvekilleri can suyu oldu yani. Dediler ki ya ne güzel bir şey yaptın ya. İnsanlar böyle bunalmışken, depremin sıkıntısı üstündeyken sen bir Kızılcık Festivali icat ederek farklı bir noktadan ortaya çıktın. Seni tebrik ediyoruz dediler. Ben böyle mesela moral, motivasyon, insanların dikkatini başka yere çekmek, insanların hüzünlerini azaltmak için eğlence babında değil ama eğlence gibi böyle orta noktayı yakalayarak bir Kızılcık Festivali icat ettim. Allah'a şükür şimdi bu yıl 12.'si olacak. Arada Ramazan ayı girdi. Bir iki sefer yapamadık Ramazan dolayısıyla. O sebeplere bağlı olarak bana Yalova Valiliğinden teklif edilerek, o zaman yılın öğretmeni seçiliyordu her yıl kategorisinde bir öğretmen, Yalova Valiliğinden teklif gelerek Milli Eğitim Bakanlığı'nda öyle bir maaşla ödüllendirme ve yılın öğretmeni statüsünde bir belge verdi. Onun çerçevesi odur yani. Teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Selancan, biliyorsunuz Yalova AK Parti Genel Merkezi'nin tüzüğünde bir ön seçimde adaylardır belirliyor. İkincisi de merkez yoklamayla. Evet. Benim kendi şahsi düşüncem, Yalova'da aday adayı, milletvekili aday adayları ön seçimle belirlenmiş olsa idi, siz 21 tane adayın, 21 adayımız vardı değil mi? Evet, 21. 21 adayın içerisinde ilk 3'e rahat girerdiniz diye düşünüyorum. Sağ ol. Sizin aldığı kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu süreçte yaşanan ön seçimle ilgili aday adaylarıyla mevcut milletvekili arasında yaşanan polemiği nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, birincisi söyleyeyim.
kendi partimle ilgili söyleyeyim. Biz zaten sürecin böyle çalıştığını bilerek aday aday olduk. Yani dönüp de vay efendim niye aday oldum deme lüksümüz yok. Daha önceki seçimlerde de sürecin bu şekilde işlediğini biliyorduk. Bu konuda hiçbir serzenişimiz yok. Süreç benim tahminimden daha demokratik bir şekilde, AK Parti açısından söylüyorum, daha demokratik bir şekilde, belki de birçok kentlere örnek olacak şekilde gidiyor ve ben buna şaşırdım biliyor musunuz? Ve Yalova'da ilk defa böyle AK Parti camiası içinde bu kadar güzel, seviyeli bir durum gidiyor. Ben bundan çok mutluyum. Diğer partilere gelince, şimdi CHP'deki durum, bence CHP'deki mesele çok farklı. CHP'de genç insanlara siyaset yapma şansı vermiyorlar. Onları kıyma makinelerine atıyorlar, kıyma haline çeviriyorlar. Tamam. Şimdi bir sürü insan, genç insan CHP'de dönüp de kendilerine sıra geldiği zaman bir bakacak 60 yaşına gelmiş. Ulan diyecek ki geçti siyaset bize. Bir iki kuşak böyle ezilip gidecek. Halbuki Yalova'ya dinamik, yeni heyecanlar, efendime söyleyeyim, güzel güzel projeler getirecek insanlar lazım. Hangi partiden olursa olsun. Bence şu anda CHP Yalova'da demokrasi yok. Demokrasi şu anda AK Parti. Teşekkür ederim. Onu da söyleyeyim. Sırası olan arkadaşlarımız var. Yok. Şimdi hocam bize soru hükümet. Şimdi siz zaten bir soru sorduğumuzda diğer soruların cevabını... Ben dedi Yalova bitmez. Evet. Sabaha kadar konuştursak Yalova. Yarın sabaha kadar Yalova'yı konuşuyorum. Yani. Hocam malum aday adayları adaylar sürecinde biraz hareketliler. Gidiyorlar, esnaf ziyaretleri vesaireler vesaireler. Şimdi diyelim ki Muhsin Hoca, Yalova'nın Muhsin Hocası diye. Yalova'nın Muhsin Hocası. Ben öyle söyledim. Ben bunu çok seviyorum. Evet. Aday olamadınız. Evet. Aday olamadınız, nasip olmadı. Sizin parti içindeki tutumunuz ne olacak? Şimdi ben... Bunu da her adaya soruyoruz. Evet, yani. Çok güzel bir soru. Şimdi ben bir sefer devlet memuru olduğum için süreç içerisinde kanunun bana tanıdığı haklar içerisinde görevime geri döneceğim. Çünkü benim çalışmam lazım şu an. Çalışmama devam etmem lazım. Devlet memuru statüsüne geri döndüğüm için aktif siyaset yapamayacağım. Yani mesela bir esnafa, bir ticaret erbabına bunu sorduğunuzda veya serbest meslekle uğraşan birine sorduğunuzda size verecek cevapları vardır. Ama ben devlet memurluğundan istifa ettim. Anayasanın bize tanıdığı haklara bağlı olarak aday adayı olmadığım zaman dilekçemi verip geri dönüp bir müddet daha orada çalışmak istiyorum. Yani benim yaşım genç. Kendimde bir enerjim de var. Emekliliğim geldi. 30 Nisan'da emekliliğim doluyor. Doğru. Ama bir müddet daha çalışmak istiyorum. Devlet memurluğu statüsüne girince haliyle aktif siyasetin bir müddet dışında kalmış olacak. Bu benden kaynaklanan bir durum değil. Bulunduğum konumdan kaynaklanan bir durum. Hocam son olarak yani belki milletvekili aday adaylarınızla pek alakası olmayacak ama siz de Yalova'nın tanınan düşüncelerine önem verilen insanlardan birisiniz. Evet. Şimdi son günlerde Yalova Belediyesi'nin başlatmış olduğu bir ücretli park uygulaması var. Yani bu konudaki düşünceniz nedir? Ben şimdi eleştirmek istemiyorum ama size samimi olarak şunu söyleyeyim. Eğer ben bir kentte uygulama yapacaksam 3 gün 5 gün bunu kamuoyunda tartışırım. Halkın nabzını tutarım. O işi ondan sonra başlarım. 2 gündür takip ediyorum. Mesela birileri diyor ki nerede bu arabalar diyor. Hepsi kayboldu. Bak rahatlık var diyor. Birileri diyor ki işte ben para verdim diyor. Sıkıntı yapıyor. Bu kentin trafiğinin rahatlaması için gerçek çözüm bu değil. Geçici bir çözüm. Eleştirebilirsiniz veya destekleyebilirsiniz. Ben buna karşı değilim. Ama bir kentte böyle önemli hareketleri yapacağınız zaman o kentin basınında, kamuoyunda bunu tartışıp da yaparsanız halkın daha az tepkisini alırsınız. Böyle projeleri tutup tutmadığını da bir müddet sonra görürsünüz. Şimdi ben desem ki bu olumsuz veya bu olumlu. 15 gün sonra, 20 gün sonra bunun olumlu veya olumsuz olduğu ortaya çıktığında benim %50 yanılma payım. Çünkü kamuoyunda tartışılmamış bir mesele. Birdenbire uygulamaya girdi, kamuoyunda tartışılmadı. Dikkat ederseniz çok önemli projeler
önce kamuoyunda tartışılır. Olur, olmazı, fikirler ortaya konur, beyin fırtınası yapılır. Ama bu mesele hiç Yalova kamuoyunda tartışılmadı, birden işleme kondu, o zaman biz bunu bekleyeceğiz bakalım. Tutar mı, tutmaz mı? Ben şimdi tutar desem, tutmaz desem, %50 yanılma şansıyla burada, mesela kameraya girdi, ben o zaman yanılmış olabilirim. Tartışılmasını isterdim kamuoyunda. Teşekkür ederiz. Peki, Sayın Serhan'cığım. 7 Haziran'da milletvekili seçildiniz diye. Ama daha aday olmam gerekiyor. Seçildiniz diyelim biz. Vekil olarak Yalova'da ilk yapmak istediğiniz, Yalova'ya benim işte vekil olduğum zaman şu hizmetler benim için öncelikli diyebileceğiniz 2, 3, 5 var mı? Oluşturduğumuz kafanızı oluşturduğunuz. Ya, ben ilk toplantımda da söyledim. Bu kentin öncelikli hizmetleri trafik sorununun çözülmesi, kentsel dönüşümün hayata geçmesi. Bakın, hiç kimsenin konuşmadığı bir şey var. Allah korusun, biz gerçekten deprem kuşağında yaşıyoruz. Bizim kentimiz riskli alır. Ya görmeme, şimdi hani o üç maymun hikayesinde kulaklarını tıkayan, gözlerini kapayan, ağzını kapayan maymun resimleri var ya, bakın onun gibi duruyoruz. Ya kardeşim, bu kent birinci derece deprem bölgesinde yaşıyor. Bu kentin acilen deprem önlemlerine ihtiyacı var. Şimdi az önce bir şey konuştuk. Yalova Stadı'nın oraya işte binalar yapılması diyorsun değil mi? Ben dedim yeşil olarak kalması. Kardeşim sadece yeşillik mi ya? Yarın öbür gün bir deprem olsa insanlar nereye toplanacak? Nerede meydan? Toplanma alanları yok. İnanın, bakın kağıt üzerinde projeler de var biliyor musunuz? O toplanma alanları gösterilen birçok yerde bina var şu anda. Daha farklı bir şey söyleyeyim. Tigen ve Arberetum vardı, ikisi. Hayır, siz benim yaramı deştiniz ya. Daha başka bir şey söyleyeyim. Deprem oldu. Binalar yandı, yıkıldı, hasar oldu, yaralılar var. Hangi ambulans bu şehir içinde gezecek? Ben size soruyorum. Nereden çıkacak? Normal zamanda o Şerif Ömer Faydalı Caddesi'nden dün akşam ben kendim gidiyordum, çıkamıyor ambulans. Bir deprem olursa kim nereden çıkacak? Ancak helikopterle stadyum gibi bölgeden. Bizim Yalova'nın merkezinde bir deprem olgusu var ve çok büyük sıkıntılarımız var. Bundan bahsediyor. Bence en büyük öncelikler. Ha bunun yanında ufak tefek istihdamlar yani. Ama o da dediğim gibi sivil toplum kuruluşları harekete geçireceksin. Ya bu kentin bir ticaret odası var. En sürükleyici kurum. Bu kentin esnaf odası var. Daha başka meslek gruplarına ait odalar var. Hocam odalar, yani ticaret odası dışındaki odalar çok fazla aktif değil. Onları da çekeceksin bu işin içine, tartışmaların içine. Evet. Yani ne yapabiliriz? Proje getirecek. Yani şimdi esnaf odası başkanı Yalova ile ilgili bir çalışma, bir konsept kurulduğu zaman fikir sunamaz mı ya? Sunmaz. O sunulacak, ortaya konulacak fikre, benimsenecek projeye elbette ki siyasiler katkı verecek, sürükleyici. Yani Yalova ile Ankara'nın bağını kuracak. Yalova'yı konuşturacak, ortaya bir proje çıkaracak, Ankara ile bu bağı kuracak. Yani neden seçiyoruz milletvekillerini? Bu iletişimi kurması için, bir köprü olması için. Yoksa bir milletvekili sihirbaz değil, bastonu uzattığı zaman bu şey hemen tıf olacak anlamına gelmiyor. Sayın Muhsin Sevencan, biz Yalova Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve beyin sahipleri olarak kent buluşmalarının 17.sine katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisine siyasi arenada Yalova'nın bu çok zor siyaset hayatında ben kendi adıma başarılar diliyorum. Açık olsun diyoruz, gönlünce olsun diyoruz. Ben de teşekkür ediyorum, çok sağ olasın. Yani Yalova basını her zaman minnettarım. Bir minnet borcum olduğunu da biliyorum.